Oradan kanıyor. Evet. Bir türlü iyileştirme yapamıyoruz. Yani hani iş dünyasındasınız, doğal olarak hani genç girişimciler için olsun ya da tekstil camiasındaki diğer çalışanlar için hani neler önerirsiniz? Ya da bu çözümü nasıl bulacağız? Bu sıkıntılar nasıl geçiştireceğiz? Yani çözüm nedir işin açıkçası? Sence, fikrince? Ali Beyciğim, çözüm çok çalışmak. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Ve dürüst olmak. Dürüst olduğun zaman, çalıştığın zaman inan ki hiçbir şey bitmiyor. Türkiye krizde mrizde diyenler var. Ben fazla pek inanmıyorum. Neden? Bakıyoruz ihracatımız kat be kat artıyor. Rakamlar gittikçe gidiyor. Peki nerede bu kriz? Eğlence yerlerine giriyorsunuz. Bu noktada size katılıyorum. Çünkü her evde 3 tane araba var. Benzin 5 liraya aştı ama yine dolduruyoruz. Trafikte de sen adım atamıyoruz. Evet. AVM'lere gidiyorsunuz. Artık çünkü sistem ona dönmüş. Ben dahi giderken ya terziye ya bir şekilde AVM'ye girmek zorunda kalıyorum. Giriyorsunuz abi, adım atamıyorsunuz. Ama bir yandan da bakıyorum herkeste bir şey var. Paramız yok. Nasıl oluyor anlamıyorum ben. Evet. Ya böyle bir problemimiz var ama ya bir şeyleri kabul edemiyoruz ya da yetmiyor bize, bilmiyorum artık. Bence şükür yok. Yani aza kanaat etmek yok. Yani aza kanaat ettirme gerçekten çok şey oluyor. Aza kanaat etmiyoruz. Bir de ikinci bir olay da kriz diyoruz ya, gidiyorsunuz lüks bir restoranta gidiyorsunuz tıklım tıklım. Bir kafeye gidiyorsunuz tıklım tıklım. Nargileci, şu son zamanlarda nargile modası var biliyorsunuz. Evet. Gidiyorsunuz dışarıda sıra bekliyorsunuz. Enteresan. Peki, bu kriz. Aynen. Araba zannediyorum bu sene her senekinden daha çok satmış. Konut yine aynı. Daha öyle çok işte, aynı değil mi? Yüzde kaç artmış Ali Bey? Yani rakamlar tam bilmiyorum ama ciddi anlamda artışlar var. Çünkü hani faiz indirimine gidince evet. Satışlar da doğal olarak arttı. Ama tabii şunu da kabul etmek lazım. 2016 biraz sancılı geçti. Özellikle ilk yarı çok iyiydi. Malumunuz 15 Temmuz'dan sonra memleketimizin başına gelen şu olayları hepimiz biliyoruz. Maalesef içimizdeki hainleri gördükçe. Evet, içimiz kan ağlıyor. Özellikle 15 Temmuz'daki olaylardan dolayı. Ben malumunuz. Biraz da şundan açıkçası hani olduğunu düşünüyorum. İçimizdeki biraz önce söylediğimiz bu ülkeyi bir türlü sevemeyenler sosyal medyada felaket tellallığı yapınca aslında biraz böyle bir psikoloji savaş başlatıyorlar ve böyle insanların bilinçaltına yerleşmeye çalışıyorlar ama sizin söylediğiniz ve verdiğiniz örnekler çok önemli. Evet. O yüzden biraz bu tip söylemlere kulak asmayalım ama biraz etrafımıza bakalım. Kesinlikle. Size başarılar diliyoruz. Buyurun. Bir şey daha rica edeceğim. Lütfen. Televizyon başında bizi izleyen vatandaşlarımız var. Özellikle burada annem, babam, dayım Recep, Ömer dayım ve kardeşlerim, özellikle onlar da izliyorlardır. Ailem, ben burada huzurunuzda onlara selam yolluyorum. Sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Evet Çaban abi, biraz konuşalım seninle. Sen şimdi biz Sevit'i hep beraber izledik. Sen anlatırken tabii direkt orayı yaşadın. Evet. Sen orayı yaşayarak ve oradaki anıların aklına gözün önüne geldiği için daha güzel bir şekilde anlatmışsın bizlere. Peki Sevit'i biraz bize anlatacak olursan, en son siz ne zaman gittiniz? Sevit'le ilgili hani şu anda var mı herhangi bir program? Yani bir şeyler yapıyor musunuz? Ne aşamadasınız? Biraz bunları konuşalım. Evet. Çünkü sizinle ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Yani ama önce Sevit'i biraz konuşalım. Eyvallah. İlk söz aldığınızda bazı şeyler kaçırdık, onları düzeltelim. Lütfen. Vuslat ve Yaşam TV'ye, sahibi Ferhat Bey'e, onlara teşekkürlerimi sunuyoruz. Sakuşaklı seyircilere, özellikle bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla sizlere de tabii teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirdiniz, güzel yönetiyorsunuz. Bizim açılışımızda da güzel katkılar sundunuz. Çok sağ olun, çok özellikle teşekkür ediyorum. Için sizlere teşekkür ediyorum. Ondan sonrası buyur. Yani Sevit'le ilgili. Evet, Sevit. Yani biraz Sevit'i bize anlat. Çünkü siz orada anlattınız ama evet. Biraz da sizden dinleyelim. Tabii biz o anlattık. Mesela birisi dedi ki bizim muhtarlığımız aynı olan bir arkadaş dedi ki ya dedi bize haksızlık yapmış. Aslında biz orada kimseye haksızlık yapmadık. Biz de diyor ampırın bir ürünü. Erliyor normal derdi kadın. Sen tabii. Onu anlatmamışsın diyor. Tabii onun niye olduğunu sana söylemiş ya bana abi. O öyle söylüyor. Benim adaşım var bir tane o söyledi. Onun nedeni nedir biliyor musunuz? Evet. Hepsinden önce bir şöpgü bangat diyor buna değil. Evet. Vesaire mereçene. Aynen. Bangat diyor. Bizim gerçekten köyümüz bazı görevler yüklenmişti o dönemde.
söylemişsiniz ya 9-11 evet. köy falan. Yani bir olay olduğu zaman, bir kavga olduğu zaman bizimkiler Allah rahmet eylesin onların çoğu gitti. Yani hemen 3-5 kişi alır gider olayları çözerlerdi. Yani böyle de bir görevi vardı. Oranın sigortası. Yani, tabii genelde yapılır ama özellikle Sevitler bunu yapardı. Yani dinleyenler bilir, o zamanı yaşayanlar bilir. Öyle de bir özelliği vardı. Yani tabii bu ihtiyaç duyarak dernekler kuruluyor. 1991'de kuruldu bizim Sarkışağı Derneği. Orada da gene iyi kötü çabalarımız oldu. Genel... Peki buradaki aslında şu var, yani çok güzel bir konuya değindin Şaban abi. Hani yani daha önce sağ kuşağın içindeydiniz hani dernek olarak. Tabii. Aynı derneği kullanıyordunuz. Daha sonra kendi... Yani öyle gerekti. Öyle gerekti. Çok fazla da zaten kalabalık bir nüfusa sahip. Yani 16 bin falan o toplam sağ kuşağı kayıtlı nüfuslar. Sanırım bir yetersizlik oldu yani ondan dolayı. Evet öyle bir şey oldu. Sonuçta böyle oldu. Başka köyler de kurdular. O derneğin kuruluşunda da bayağı şeyimiz vardı. Yine amcaoğlunun orada da katkısı var sağ olsun. Orada da mülk edilmesinde daha sonraki süreçlerde orada da katkısı var bizde olduğu gibi. Evet. Sonradan biz böyle bir ihtiyaç doğdu. Yani kendi derdimizi konuşuyorduk. O arkadaşlara bir uyarı yapayım ben. Bugün bir mesaj başkanımız göndermiş. Bunu yayınlayın diye. Yani çok uçuk bir mesaj göndermişler Sarkuşağı. Size mi gönderdiler bu şey var abi? Biz gönderdik. Şöyle bir mesajı yayınlayın diye. Ama onlar bir tane mesaj yapmışlar. Başta bir cümle var başında. Yani eğer onu bilerek yazmışlarsa kendilerine iade ediyorum. Onu bir kere bir söylemiş olayım. Bir tenkit olarak. Yani üzücü bir cümle yani yoksa? Yani cümle kullanışında. Yani biz ne gönderdiysek bunu yayınlayın. Yani kendi bir şey yazmış. Açılışta da aynı şeyi yaşamış. Yani yoruma açık bir şey değil zaten o. Yani he, onu uyarmış olayım. Belki dinliyorlardır arkadaşlardan birileri. Onu şey yapsınlar. Kendi yorumunu kattıysa muhakkak bu mesaj da ulaşıyor zaten kendisine. Evet, onu söylemiş olayım. Bizim sahip burada gençlerimiz, başkanımız da söylediği gibi yaşından sahip çıkıyorlar sağ olsunlar. Geliyorlar. Piknikleri anlattı. Bundan sonraki projelerimiz inşallah beraber oturup düşünürüz. Peki aslında hani size de soralım. Yani bu özellikle Pütürge Çevre Köylerinin biliyorsunuz bir organizasyonu var. Gençleri bir araya getiriyor. Hani bu sene sizin katılımınız var mı? Öyle bir düşünüyor musunuz gençlerimizin oraya katılma futbol turnuvasına? Bu sene herhalde hazır değil bizim gençler ama hazırlanıp katılabilir. Onlar da gerçekten güzel çalışmalar yapıyorlar. Gençleri bir araya getiriyorlar. Bazen tatsızlıklar olsa da güzel şeyler oluyor. Yani Pütürge bir şenleniyor. Öyle bir şey oluyor ki Pütürge'de yiyecek bir şey bulamıyorlar. O gün her şey tükeniyor evet. Yani buradaki esnafları bildiğimiz için oraya bir ekonomik katkı da sağlıyor. Zaten futbolun şeyi de o yani. Amacı o zaten. Birlik yani beraberlik. Hiç öyle. Mesela Malatya Spor üstüne duruyor. Diyorlar ki kardeşim burada bir maç olsa işte Malatya şöyle şöyle otellerde yer bulmuyor. Lokantalarda bulmuyor. Yani sporun bir ekonomik tarafı var yani. Bu ya hem PR, evet. Hem PR hem ekonomik tarafı. Evet. Ondan sonra PR'ın içinde de biz görev almıştık. Ahmet Durmuş Bey'le beraber. Onun yönetimindeydiniz Ahmet Bey. Orada da şey yaptık. Yani elimizden geldiği kadar böyle çabaları gösterdik. Abi. Peki yani köyde bir şey yapmayı düşünüyor musunuz başkanım? Yani bir etkinlik ya da ne bileyim hani yani burada yaptığınız söylediğiniz gibi olabilir ama köylerimizde kimse kalmadı. Yani artık onun da tadı olmadı sanki. Yani orada birileri olmayınca yani toprak fazla da bir şey ifade etmiyor. Yani ben bu sene gidemedim. Niye? Çünkü orada kimse kalmadı. Gidemiyorum. Beni çeken bir şey yok işte. Amca evet. O vardı. Gidiyorum. Peki toplamda bize... Kızsa bile hoşumuza gidiyor. Demek insana kızacak birileri de lazımmış yani. Şimdi başıboş kalmış yani. Böyle bir anlam ifade etmiyor falan. Maalesef aslında çok güzel bir şey söylediniz. Yani evet. Birilerinin eleştirileri, birilerinin sözleri bizleri yönlendiriyor çünkü. Doğruyu bulmamızı, doğruyu görmemizi sağlıyor. Evet, evet. Peki şu an yaşayan var mı ya da kaç hane var toplamda yazın böyle mesela olduğu yani zaman? Yani yazın 15 buluyor. İşte kışında 4-5 tane ev var şu anda. Çok güzel. Hayırlısı. Biraz sıkıntılı artık. Köye fazla yapacak bir şey yok. Peki hayırlısı olsun inşallah Şaban abi. Yine ilave edeceğim bir şey olursa yine konuşuruz abi. Eğer izniniz olursa hemen evet. Selahattin abiyle devam edelim. Evet abi seni Selahattin, alalım. Kardeşim. Demircan, Selahattin Demircan. Eski arkadaşım. Sana 95'ten ilk albümde tanışıyoruz. Ama o zamandan beri görmedim bayağı bir değişmiş. Peki. Şunu şöyle yapalım abi. Biraz kapatalım o zaman. Ama değil, kapatalım. Şöyle yaptık yeterli abi. Kapatalım. Yani logo bayağı bir görünüyor. Yani reklam yapmayalım. Kendi reklamımızı yapalım. Abi senin reklamını yapalım. Tabii ki. Yani bizim için sen önemlisin. Teşekkür ederim. Albümü kaç yılında çıkarttın? Albüm aşağı yukarı 7-8 ay önce çıkardım. Yeni daha. Yeni. Azdin abinin katkısıyla. Allah fotoğrafı kim çekti abi? Fotoğrafları kim çekti? Orada bizim bir stüdyocu arkadaş vardı. Onlar çektiler.
Hayırlı olsun senin için abi. Burada Malatya türküsü var mı? Burada Malatya türküsü derken zaten genel anlamda şöyle söyleyeyim. Bunlar bizim Kürtçeler ama değil mi? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı bizim Kürtçelerimiz. 2-3 tane orada farklı Kürtçe diyeyim. Yani farklısı yok da Kürtçenin. Ama genel anlamda bizim oraya ait. Çünkü bizim genel kendimize anlamda. Ait bir evet. Lehçemiz var, bir şivemiz kesinlikle. Var. Yani çünkü mesela biz bir Van'daki bir hemşerimizin konuşmasıyla bizim konuşmamız biraz fark ediyor. Evet. Ama o biz yüzden. Tabii onu kendimize göre biraz yorumlamışız. Ben onu okuduğum zaman bizim çevremiz hepsi anlıyor. Yani yabancı bile, gibi gaz. Anladım kardeşim. Dostlar özel yani. Satış yok yani. Özel. Satış yok. Ben hediye ediyorum. Tamam. Yani kimsenin cebinde para çıkmasın diye biz tabii hediye ediyoruz. Olur. Eski günlerdeki gibi yaparız. Biz kayısı veririz ya da buğday veririz. Karşılığında şey alırız. Kaseti alırız. Sıra peki o zaman. Hediye olmaz ama. Biraz olsun. Katkı yapsınlar. Tabii bir albüm daha yapabilir. İkinci albüm yapmak için olursa katkı yapsınlar. İnşallah. Peki o zaman şöyle yapalım. Evet. Dinleyelim senden abi. Teşekkür ederim. Ben Çiyan'ı söylemek istiyorum. Aslında başka söyleyecektim ben. Biri söyleyecektim de. Şimdi bu Sevet Derneği olduğu için bizim oraya özellikle özgü bir türkü, şarkı, hatta, uzun hava olsun. Çiyan'ı diyelim. İki numara. Memduh'cum iki numaraya gönder gelsin. Mirgol
halk ve gelele geu orge havine şiru mergol ve goyo. Şirin mergol kuvvet koyuyor.